Biz yapıyoruz, o işe Türkcell bakıyor. O işe Türkcell bakıyor. O işe Türkcell bakıyor. Bir kereliğine akıllı yurt dışı yazıp 22-22'ye mesaj atın, bulunduğunuz ülkeye ve kullanım miktarınıza göre otomatik olarak en uygun paketlerle konuşun, mesajlaşın, internete girin. İşinizi teknoloji büyütsün, teknoloji işinize Türkcell baksın. Hepinize merhabalar. Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Kafa Dengi'nde bu akşam biraz gecikmeli de olsa sizlerle birlikteyiz. Efendim bu hafta yine Selahattin Yusuf Beyefendi, Gökdemir İhsan Beyefendi ve bendeniz Tarık Tufan sizlerle birlikte olacağız. Niye güldün acım? Geç, tamam Tarık, maç bitti. O bitti artık, 90 dakika bitti. Geçti gitti ya artık. Çok... Böyle tamam, bir yerde bırakmak olmuyor. Lazım tabii. Bırakamıyoruz ya, yanlış, gerçekten. Yanlış yapıyoruz. Tam iptal bırak, ediyorduk programı ama gerçekten. Işte. Ben bırakacağım ama Samet Aybaba bıraksın. Niye ben bırakıyorum yani? Şimdi Samet Aybaba dedin. Ben bırakacağım ama Samet Aybaba bıraksın. Alsın götürsün. Olcay'ı falan götürsün yanına. Olcay kim ya? Neyse Selahattin. Bu mesele... Olcay'ı sanıyor musun? Yok. Samet Aybaba'yı duydum yine... ama oyuncu mu, direktör mü, yaşı kaç onu bilmiyorum. Rengimiz aşklara deyip meseleyi burada noktalayayım. Ya havle vela kuruyor. Ama rengimiz aşklara diyerek de konuyu hemen bir yerden... Gene böyle, ama romantizm başlıyor hemen yenilgiden sonra. Böyle. Yapacak bir şey yok ya. Bu akşam bize Dostoyevski var. Beşiktaş yenildiği zamanlarda, puan kaybettiği zamanlarda kendimizi Dostoyevski'ye vuruyoruz. Abi, galip geldiği zaman Beşiktaş... Erman Toroğlu'nu seyrediyoruz. Abi, arada Dostoyevski mi Erman Toroğlu mu? Soru bu yani. Yani skala bayağı genişmiş ya. Beşiktaş maçlarını şey yapsın diye mi Dostoyevski uğraştı o kadar ya? Peki arkadaşlar. Yani Allah'tan kendinizi nihilizme vurmuyorsunuz. Vurmuyoruz yani. Evet, Allah'tan. Yani. Aslında bir çeşit nihilizme vuruyoruz. Arkadaşlar bizi beklemişler sağ olsunlar. Twitter'dan beklediklerine dair mail, mesajlar göndermişler. Şimdi biz birkaç haftadır aslında aynı dairenin içinde böyle farklı konular konuşuyoruz. Modern dönemde kimi kavramların yeni anlamlar taşımaya başladığını ya da bir anlam dönüşmesine, belki bir anlam kaymasına uğradığını... kadim dönemlerde ya da daha yakın tarihlerde temsil ettiği anlamların modern dünyayla birlikte yeni anlamlara evrildiğini falan konuşuyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi muhafazakarlık ve dindarlık meselesiydi. İki hafta önce konuşmuştuk. Sonra vicdan ve merhamet meselesini konuştuk. Bu hafta da dedik ki 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de idrak ettik hep beraber hayırlısıyla. Aynı zamanda öykü günüydü, dünya öykü günüydü, bizi ilgilendiren öykü tarafı oydu. Öykü gününde hiç şey yapmadık tabii, meseleyi bilmiyoruz ama yani nihayetinde epeyce bir şey konuşuldu o arada. Bu konuşulan şeyler aşk bahisleri oldu. Aslında son yılların bahsidir yani Türkiye'de ve dünyada aynı zamanda. Şimdi biz dedik ki bunu da konuşalım, yani modern dönemdeki aşk algısını konuşalım. Yeni aşk denen şey nedir? Neye karşılık gelir? Nasıl bir duygulanım biçimidir? Yeni duygulanım biçimleri. Çünkü bunun bir takım ifadeleri de var. Mesela 14 Şubat'ta pek çok yerde konuşuldu. İşte kitaplar satıldı, televizyonda konular açıldı, gazetelerde ekler verildi, vitrinlerde sloganlar yazıldı. Bununla ilgili işte bir sürü mesele açıldı yani aşk bahsi üzerinden. Biz de biraz bunu konuşalım. Yani bu burada ne değişti? Yeni aşk bahsi neye karşılık gelir? Siz de Twitter'dan lütfen bize ulaşın arkadaşlar. Yeni aşk duygusu neye karşılık geliyor sizin dünyanızda? Onu da bize iletirseniz çok memnun oluruz. Altta Twitter adresimiz de var. @24TV adresinden ulaşabilirsiniz. Efendim ben böyle özetlemiş olayım meseleyi. Arkadaşlara bırakayım lafı. Parça parça en azından mevzuyu açmak bağlamında Selahattin ne söylüyorsun sen? Sen de söyle Tarık, yalnız böyle evet, birkaç haftadır sen kendini böyle yedek kulübesine çekiyorsun, iyi olmuyor Tarık'cığım. Bizim senin söyleyeceklerine daha çok ihtiyacımız var şahsen. Evet. Benim Gökdemir'in. Ben zaten hiç anlamıyorum bu aşk, bir de hazırlıksız geldim. Ben aslında konuyu şey sanıyordum, mikro iktidarlar o diğer haftaymış. Hazırlıksız olsam bile öyle demeyecek. Çalışmadığım yer buralar, bir de bilmediğim yerler. Çok yanlış.
O zaman ben Gökdemir'i de telafi edeceğim. Sen anlat. Ben bir tek şey söyleyeceğim. Bu hayatımda hiç 14 Şubat Sevgililer Günü falan hakkında konuşmadım yani. Hiç öykü konuşmadım. Günü hakkında konuştun mu? Şöyle kullanıyorum öykü gününü. Bu da sana yeter. Hanım diyor ki nerede benim hediye diyor. Ben diyorum ne hediyesi? Öykü 14 günü. Şubat. Diyorum ki asıl benim hediyem nerede? Yani kaç tane öykücü var etrafınızda öyle değil mi? Bana kimse hediye almadım. Hacı 14 Şubat'ı konuşmayacağız. Sen yine meseleyi yanlış anlamışsın yani. Yok, ben konuşmak isterim. Bir şey var onunla ilgili söyleyeceğim bir şey var. Kime söyleyeceksin? Aytuğ'a mı yoksa? Yok kamuoyu. Genel olarak kamuya söyleyeceğim bir şey var. Ha. Bir yanlışı düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Ha. Tarihsel 14 Şubat'ı düzeltmek istiyorum diyorsun. 14 Şubat Sevgililer Günü değil bir kere. Yani o Aziz Valentin günü dedikleri gün Sevgililer Günü değil. İşte malumdur hikaye herkes tarafından anlatılıyor ama o hikayedeki mantık hatasını kimse söylemiyor. Şöyle işte bu evlenmenin yasaklandığı bir dönem. Şey tarafından maddi şey iktidar tarafından yani yasaklandığı dönem manevi otoritede bir nikah gizlice nikah kıyıyor sevgililerin nikahlarını kıyıyor evlendiriyor bu böyle bir aziz sevgililer gününün şeyi olamaz bahanesi olamaz. Çünkü o evlendiriyor sevgililerini. Yani bu çiftlerin günü, evlenenlerin günü aslında olabilir. Evlilik yani. Günü tabii diyorsun. Evlilik günü olabilir. Nereden çıktı Sevgililer Günü? Bir kere bu tarihsel olarak böyle bir yanlış var. Onu düzelteyim dedim. Benim ilgim aslında bu 14 Şubat'ta. Aslında bir şey söyleyeyim. Daha evrensel olsun diye mi Sevgililer Günü diyorlar? Evlilik olunca da hediye giriyor işin içine. Tamam. Bunu sektör niye böyle yok, anlamış? Şey azaldığı için modern dönemde nikahsız birliktelikler arttığı için Sevgililer Günü daha satan bir şey. Daha çok satan tabii bir şey daha çok satıyor. Doğru. Eğer 14 Şubat konuşulacaksa bizim de bir faydamız olacaksa hatta buradan bize de bir babalık falan şey yapılır. Konuşulması gereken bence şu. Bizim toplumda örfün dine galebe çaldığı durumlar var biliyorsunuz. Töreye dönüştürülmüş yani şeriata mugayir olmayan örf tabii ki şeyin içindedir. Muamelatta evet. Sayılan bir şeydir. Ama bazı bizim gibi topluluklarda birçok toplulukta örf artık dinin önüne geçmiş durumda. Mesela bu evlilik meselesine ben şaşıyorum. Bu aslında geleneksel bir şey de değil modern bir örf olmuş artık. Eskiden çocuklar zaten işte ergenlikten hemen ergenliğe girince zaten evlendiriliyordu işte 15-16 yaşlarında evleniyordu insanlar. Kızlar daha biraz daha erken. Şimdiki hal okulu bitir, okul derken üniversite bu. Yüksek lisans yapıyorsa yüksek lisans yap. Askere git, gel, işe gir, evini kur, bir eşyaların diz. Ondan sonra düğün için, nikah için, nişan için para biriktir. Adam zaten 30'u 35'i buluyor böylelikle yani. Hani bir an önce bence... Asıl konuşacağımız şey bence bu olmalı mesela bu 14 Şubat'ta konuşulacak şeyler. Bu genç çocuklar niye evlendirilmiyor? Ne bekletiliyor? Yani bu niye bir modern bir örf çıktı bu kadar geç evlenmek konusunda? Bu caiz midir? Tamamen iktisadi bir şey bu. Garip değil mi ama biz onunla mı yaşıyoruz, iktisatla mı yaşıyoruz? Mesela yani? Okul hayatı diyorsun, üniversite hayatı diyorsun, modern devletlerin bir şeyi işsiz saklama ambarı gibi okullar. Evliyken aslında üniversiteler. Evliyken okuyamıyor mu çocuklar peki? Daha rahat olmaz mı kafaları? Bak düşün okul hayatını. Ama modern hayat düzenlemiş oluyor işte dediğim gibi. Tamam. Biz bütün modern üniversiteler, bütün üniversiteler çok büyük bir iş gücünü bir yerde saklama manevrası aynı zamanda üniversiteler. Vallahi bilmiyorum. Bana üniversiteler olmasa işsiz sayısı 35 çok yaşına kadar çocukları evlendirmeden bekletip ondan sonra da şey yapın, ehli namus olun, şey yapın demek bana fantastik geliyor. Yani bu iş değil. Nasıl yani? Fantastik geliyor yani 30-35 yaşına kadar adam en verimli çağında bedenen evli değil, bekar geçiriyor çağları. Onu işte uzun süreli birliktelikler. Hayır, böyledir. Üreme açısından da böyledir, biyolojik açısından da böyledir. Yani sonra da diyorsun ki yani çocuk... Bu bahis bu değil tamam mı? Yani bunu ben kan şimdi... yükselmiş, kafasına vurmuş delikanlılık. Diyorsun ki bekar kal 35'ine kadar şu askerliğini yap, okulunu bitir, evini diz falan. 35'inden sonra niye evleniyorsun hacım? Ben sana. De onu diyorum. Niye evlendiriyorsun 35'inden sonra? Artık zaten adam öyle yaşar gider. Bilhassa muhafazakarlara bunu hatırlatmak lazım. Bizim çocuklarınızı niye evlendirmiyorsunuz diye Gökdemir'in bu hatırlatmasını lazım. Buradan söylemiş olalım. Fakir de hatırlarlar. Bak böyle vesile oldu. Babamız bizi daha üniversitedeyken evlendirdi. Ben dediğim gibi yani bir hayatımızın düzenleniş şekliyle, biçimiyle ilgili bir şey. O iktisatla ilgili bir şey.
bu tercihlerle, kültürel bir tercih değil, biraz iktisat belirliyor burada şeyleri. İktisat belirliyor da ailelerin bu yerinde uyarısını da biz yapmış olalım. Sen de çok gittin o yerinde uyarının üstüne Tarıkcan. Bu iyidir hakikaten. İnsanların bu yerinde uyarı bayağı. Verimli çağları en azından doğru evlilikle geçmeli. Fakat mesela biz yeni aşk derken yeni başka bir şey kastettik şey diyorsun sen. Doğru. Doğru. Şimdi ben şöyle açayım meseleyi madem. Bir aşk denen bir konsept var. Var. Benim meseleye girdiğim yer burası. Bir konsept bu. Şimdi bu konsept, bu konseptin mesela edebiyatı var. Yalnız burada da bir parantez açayım. Yani buna dair her şey kötüdür anlamında söylemiyoruz burada konuştuklarımızı. Mesela Haneke'nin son filmi var. Aşk diye bir filmi var. L'amour. Olağanüstü bir film gerçekten. Hani konseptin dışında da işler var demek istiyorum. Ama bir konsept var. Şimdi bu konsept bir etrafında bir edebiyatı var mesela. Siyaset mesela bu dili kullanıyor. Reklamcılık bu dili kullanıyor. Mesela tasavvuf ve aşk üzerinden bunun dini bir konseptin dini yönleri var. Şimdi zaten bir şeyin konsept haline gelmesi başlı başına bir problematiktir. Yani modern zamanda bir şeyin konsepte dönüşmesi üzerine tartışılması gereken bir şey olduğunu gösterir bize. Şimdi biz artık aşk bahsini bu konseptin dışında konuşup tartışamayız ne yazık ki. İster istemez böyle bir kuşkulu alan ortaya çıkıyor ve bir piyasanın yürütücü gücü haline dönüşüyor. Bir kafa karışıklığına dönüşüyor, bir akıl karışıklığı, bir kalp karışıklığına dönüşüyor. Bu sırtından hayli yüksek oranlı bir endüstrinin yürüdüğü bir hale dönüşüyor. Evet. Aşk bahsi. Diğer taraftan aşkın ifade biçimleri de sosyal medyada, kitapla, şunda bununla ifade biçimleri de aynı oranda geçmiş kadim aşk bahsinin dışında sıradan, yüzeysel, hiçbir karşılığı olmayan aslında çabuk tüketilebilir bir hale dönüşüyor. Ve yüzeysiz, yani derinliksiz olan her şey gibi sadece birilerinin elinde ve birilerinin iktidarına, ekonomisine harç koyan bir şeye dönüşüyor. Benim meselem, yani meseleye baktığımız yer, çerçevesini biraz böyle çizelim ilk anda. Yani bunun içine birkaç cümle koyalım diyorum ben yani. Meseleyi buradan açıyorum. Bir kere aşk dediğimiz şeyin şu zamanda tecrübe kısmına çok saygı hürmet yok. Bu çok büyük bir zaaf ve eksiklik. Hem insanların hayatında hem de toplumun hayatında diye düşünüyorum. Yani oysa gelenekte tecrübe kısmına, tecrübe tarafına vurgu yapılıyor aşkın. İşte Leyla, Mecnun, Aslı Kerem vesaire hikayelerinde Yunus. Aşkın tecrübe edilen tarafı hayatı da terbiye ediyor ve hayata bir renk, bir nitelik veriyor. Bir nitelik ne kelime? Hayata gerçek rengini veriyor. Tecrübe dediğimiz şey ne? İşte bir aşk içindesinizdir ya da bir aşk hali içindesinizdir. Bu her zaman olduğu gibi dünyevi ya da uhrevi aşk diye ayırmıyorum ben bunu, Tarık. Aşkın kendisi yani. Bu bizi bir hal içine sokuyor ve bu hal bize bir şey öğretiyor, bir terbiye veriyor, bir yol teklif ediyor. O yolun içinde olmak, üstünde olmak, o yolda olmak anlayışı yavaş yavaş terk ediliyor. Bunu senin dediğin gibi sosyal medyada da görüyoruz, basın, yayın kuruluşlarında, görüntülü, görüntüsüz medyada da görüyoruz ve cümleler kısalıyor.